Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, ben çok iyiyim. Sizi birkaç gündür çok sık görmeye başladım. Yani ben çok sık görmeye başladım. Siz beni nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama. Bugünkü konumuz Arzum X Large saç maşası. Saç maşası derken kekeliyorum. Şey gibi, ortada şu şişesi. Ortada su şişesi diyebiliyor musunuz? Ben diyemiyorum da. Eğer ki saç maşasına ihtiyacınız varsa doğru videodasınız. O halde videoya geçiş yapabiliriz. Evet, Arzum maşasını anlatmadan önce kıyaslama yapmak istiyorum ki siz de anlayabilin. Şimdi öncelikle ben senelerdir şu Babyliss'in emektar bir maşasını kullanıyorum. Bu 22 milimlik olan sanırım kalınlık olarak. 200 dereceye kadar çıkıyor. Isısını buradan görebiliyorsunuz. Buradan arttırma, buradan işte kısma, buradan da kapatma düğmesi var. Farkı bu. İkisi arasındaki farkı göstermek istiyorum. Bu 33'lük, 32'lik yani kalınlık olarak 32'lik. Bu da 22'lik. Şöyle, 22 ya da 23 olması lazım pardon. Şöyle, bundan sonra böyle kalın bir maşaya geçmemin sebebi benim saçlarım normalde. Bu mesela sadece hiç kurutmadım. Dün gece böyle balkonda oturdum, kendi kendine kurudu. Normalde dalgası böyle, yani hafif bir dalgası var. Ama ben kuruturken böyle çevirerek kurutuyorum ki saçlarım böyle lüle olsun. Maşa yapmadan kendi dalgasına ulaşayım diye. Bu arada maşa kullanmadan saç kurutma makinesiyle nasıl saçlarınızı maşalı yapmayı öğrenmek isterseniz onu da gösterebilirim. Aşağıya yazabilirsiniz tabii ki. Neyse, bu maşa güzeldi evet ama istediğim dalgayı çok elde edemiyordum. Çok yoğun bir dalga veriyordu ince olduğu için. Ben daha böyle su dalgası, hani böyle denizden çıkmış efekti olur ya, öyle bir dalga istiyordum. O yüzden de kalın bir maşa almak istedim. Maşa şöyle bir kutuda geliyor. Öncelikle bunu göstereyim. İçinden iki tane şey çıkıyor. Ne derler bunları? Adını unuttum yine ben. Şu servis için olan, eğer bozulursa gitmeniz gereken servis listesi. Bu da işte özellikleri. İçinde nasıl kullanmanız gerektiğini gösteren bilgiler var. 3 yıl garantisi varmış. Ki bu iyi bir şey bence. Şöyle, şu an zaten fişe takıldı ama açık değil. Şurada işte durması için bir klips. Saçınızı sıkıştırmanız için bir hazne. Şurası kesinlikle el yakmıyor. Bazıları yakıyor ya, yakmıyor. Diğerine baktım şimdi eğer onda var mı yok mu diye. Şöyle, bunun adı Arzum Lisa diye geçiyor. 32'lik, aynen. Arzum X Large diye geçiyor. Özür dilerim, 32 milimlik kalınlıkta. Şurada 0, 1, 2 kademesi var. Birinci kademeye geldiğiniz zaman birinci kademe 160 dereceyi temsil ediyormuş. İkinci kademede 200 derecelik ısıyı temsil ediyor. Tuşlarına bastığınız zaman şurada kırmızı bir ışık yanıyor. Görüyor musunuz bilmiyorum ama ışıktan. Bu yandığı zaman ısınmaya başlıyor. Bence şöyle bir sorunu var. Şimdi bu ürünü kullanırken ben mesela açıyordum. 200 dereceye getirdiğim zaman 200 derecesi böyle yanıp 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 sönüyordu. Tamamen ısındığı zaman o 200 dereceyi sabit bir şekilde görebiliyordum. Ama bunu da kırmızı ışığı görmeme rağmen yeşil ışık göstermiyor. Yani evet, hazır oldu, kullanabilirsin dediği bir ibare yok. Birazcık bekleyeceğiz. Bekledikten sonra saçıma şimdi maşa uygulayacağım. Ben şöyle saçımı ikiye ayırıyorum genelde. Şöyle şurayı da şimdi sizin için iyicene görmeniz adına şöyle ikiye ayıracağım. Bir de şöyle tutturacağım. Bayağı sıcak. Şöyle arka tarafı alıyorum. Şöyle çevirerek uygulayacağım. Şöyle biraz bekliyorum. Ve açtım. Bu arada ben kuyruğu, yani son uç kısmını maşaya değdirmiyorum. Oranın düz olması benim hoşuma gidiyor. Böyle geniş geniş yapıyor gördüğünüz gibi. Evet, saçımın bitmiş hali bu. Çok uzun zamandır saçlarımı maşa yapmıyordum. Bu konuda mutluyum. Çok güzel oldu çünkü bence. Tabii birazcık da düşecektir. Normal maşaya göre gördüğünüz gibi çok böyle hani wow bir incelikte dalgası yok.
Bazı yerleri çok tuttuğum için fazla belirgin oldu. Ama normalde böyle yani içimden 10'a kadar falan saydım. Şimdi kapatıyorum. Kapattıktan sonra şu haznesini şöyle şuraya koyacağım açık bir şekilde. Bu arada en önemli özelliği bence değil diyebilirsiniz ama şu kablosunun şöyle şu şekilde dönüyor olması. Yani 365 derece dönüyor. Kablonun kırılmasını engelliyor bu şekilde ve daha uzun ömürlü oluyor haliyle. Ve saçımızı maşaladık. Maşaladıktan sonra tabii ki de bir serum sıkacağız. Bunu daha önce göstermiştim. Şimdi etkisini göreceksiniz zaten. Saçlarım temiz, daha belli olacak. Bunu avucumun içine şöyle çok az 1,5 fıs sıkıyorum. Direkt saçıma sıkmıyorum. Şöyle güzelce. Zaten parlıyordu. İki elime de yediriyorum. Şöyle bakın ne kadar yumuşak olduğuna bakın. Hem pantenin etkisi hem de bunun etkisi ve argan yağının etkisi. Size bunu göstermiştim. Biraz daha böyle açık dalgalar istiyorsanız tabii ki de tarayabilirsiniz. Ben doğallıktan yana bir insan olduğum için tabii ki de tarayacağım. Şöyle arkaya atıyorum. Arkaya da tarayacağım. Saçlarımı bu şekilde maşaladım. Bence maşa gayet başarılı. Yani bakalım birkaç saat sonra düşecek mi, düşmeyecek mi? Bence düşsün. Çünkü ben dediğim gibi daha doğal seviyorum. Ama yani günlük kullanım için bence çok ideal. Hani bununla düğüne giderken de saçlarınızı yapabilirsiniz. Normal günlük hayatta da yani kullanılabilir tabii ki. Hani daha böyle yoğun yoğun seviyorsanız daha ince almanızı tavsiye ederim. Ama dediğim gibi Arzum'un maşasını, yani Arzum markasının ben çok iyi olduğunu hiç duymamışım. Hiçbir ürünü kullanmadım. Ama bence gayet iyi yani günlük kullanım için. Gayet uygun. Hem fiyatı da çok iyi bu arada. Ben 114 liraya almıştım. Şu an hala indirimde, hala var. 2,5 haftaya yakın sürede geldi. Çünkü zaten koronadan dolayı işte sokağa çıkma yasağı oldu 5 gün. Şimdi tekrar sokağa çıkma yasağı oldu. Hatta hangi gün geldi? Dün değil, evvelsi gün geldi. Neyse, eğer videomu beğendiyseniz, bu ürünü de beğendiyseniz aşağıda açıklamalar kısmında linkini bulabilirsiniz tabii ki. Alırsanız lütfen tekrar bu videoya gelip yorum yapmayı, beğenip beğenmediğinizi benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Sizi şimdilik öpüyorum. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz.